Ben çok teşekkür ediyorum Sayın Şenova'ya. Çok güzel bir şey söyledi. Çocuklarımla ben pandemide tanıştım dedi. Hakikaten pandemi önümüze gelene kadar biz yoğun iş temposunda ailelerimize birbirimizi unutmuştuk neredeyse. Hatta çok güzel bir caps vardı. Onu hatırlatarak diğer konumuza geçmek istiyorum. Pandemi döneminde caps şöyle diyordu. Geçen gün evde eşime rastladım. Bayağı iyi birine benziyor. Gerçekten biraz birbirimize zaman ayırdığımız, birbirimizi tanıdığımız bir dönem oldu. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Şenova. Ben yine meslek camiamızdan değerli meslektaşımız, Deloitte İcra Kurulu üyesi Sayın Özlem Gören'e sözü vermek istiyorum. Aynı sorularla kendinizi tanıtarak ve iş ve meslek yaşamını nasıl sağladınız, dengeyi nasıl kurdunuz? Lütfen buyurun. Çok teşekkür ederim. Herkese merhabalar. Hem burada olan kadınlarımız hem dinleyenler, aynı zamanda erkekler, buradakiler ve dinleyenler çok teşekkür ederiz destekleriniz için. Birazdan geleceğim ama ben de Hande gibi erkeklerin hayatımızdaki yerinin çok önemli olduğunu, hayatı kimle paylaştığımızın çok önemli olduğunu, çevremizdeki erkeklerin şirketimizde olsun, kurumlarımızda olsun, onların bakış açılarının ne kadar önemli olduğuna bir değinmek isterim gerçekten. Ben Ankaralıyım. Anadolu Lisesi mezunuyum. Daha sonra ODTÜ İşletme'ye girdim. Çalışkan bir öğrenciydim. ODTÜ İşletme'yi kazandım. Girdim, işte okurken biraz böyle muhasebe ve finans alanlarına ilgim olduğunu keşfettim. Oralardan seçmeleri aldıktan sonra 94 yılında mezun oldum. Tam o zamanlar zaten denetim sektörünün patladığı zamanlardı. Tam krizinde olduğu zamanlardı ama zaten hani en fazla alımı da denetim sektöründeki şirketler alıyordu. Ben o sırada Ankara'da kalmayı planladım. Daha doğrusu ben planlamadım da ailem öyle planladı diyeyim. Ankara'da kalmayı planlarken işte Deloitte'a başladım. Yıl 1994. Mülakat günümü hatırlıyorum, ikinci mülakatım. Bana dediler ki sen peki şimdi denetimde çalışacaksın, serbest muhasebeci mali müşavir olacak mısın? Bu anım da bugün aklıma geldi buradayken. Olacağım tabii dedim, yani denetimde çalışıp yükselmek için tabii ki gerekli olmak dedim. Peki olduktan sonra ayrılacak mısın dediler. Daha başlamamışım, yani işte kaç yaşındayım, 22 yaşındayım. Hayır dedim, ben burada kalacağım, ben bu şirketin ortağı olacağım dedim. Benle görüşmeyi yapanlar güldüler aslında o gün. Ama ben böyle gerçekten yani kafamda bu hedef vardı. Yani işte Atatürk Lisesi'ne girmek, arkasından ODTÜ işletmeye girmek, ondan sonra işte SVM olmak, denetimde yer almak. Bunlar hep böyle bir çerçeve içerisinde bir takım hedefleri bilerek veya bilmeyerek, bilmiyorum. O zaman bir koyarak geldim oraya diye düşünüyorum. Sonradan da o hedef olayı bende hep bir yerlerde devam etti. Arkasından işte çalışmaya başladım. Yoğundu gerçekten. Yani ilk yıllarımda özellikle böyle iş yaşam dengesini muhteşem kurdum. İşte çok da rahattım diyemem. O zamanlar işte erkek arkadaşım olan sonradan şu andaki eşim en büyük destekçimdi. Her zaman için şeydi. Gece geç saatte çıktığımda gelirdi, beni alırdı. Giderdik. Bazen sağ olsun babam işte sabah 5'lere kadar çalışırdık. Ben kızım seni alayım derdi. Arkadaşlarım da beni alırdı. Arabayla evlere dağıtırdı. Yani böyle bir yoğunluk içerisinde başladım ben bu mesleğe. Ama şeyi gördüm. Yani gerçekten hayatımızın özellikle ilk buradaki genç arkadaşlarım da var. İlk yıllarında o tuğlaları üst üste koymanın çok büyük bir önemi olduğunu gördüm meslek hayatımda. Çünkü onları böyle hani dantel gibi işlemek derler ya, o dantel gibi onları işlemediğiniz zaman sağlam gidemiyorsunuz. O sağlam gitmenin çok önemli olduğunu gördüm. Arkasından bizim bir mobilite programımız vardı. İşte yurt dışına başarılı olan arkadaşlarımızı gönderiyorduk. Ben de iyi bir performans gösteriyordum. Toronto'ya gönderelim seni dediler. Pasaportum hayatımda olmamış, yurt dışına çıkmamışım. İlk defa işte yıl 4. seviyede, 27 yaşındayım. Tamam dedim, ben giderim. Vancouver dediler, yani dünyanın öbür ucu. Vancouver, ya dedim, Vancouver biraz uzak galiba, ben Toronto'ya gitsem olmaz mı? Neyse, Toronto ayarlandı.
O arada işte erkek arkadaşımla hadi dedik biz birlikte gidelim bu maceraya birlikte atılmamız lazım. Biz evlendik. Birlikte gittik. Orada fark ettim ki İngilizce öğrenmişim Anadolu Lisesi'nde, ODTÜ'de de okumuşum ama pratik tabii zayıf. Yani pratiği geliştirmen lazım, biraz çalışman lazım. Oralara böyle uyum sağlayarak tam bir buçuk sene yaşadık. Ondan sonra geri döndük. Çok güzel bir tecrübeydi. Yani hayatımda herhalde ilk defa ben ayaklarımın üzerinde durabilirim. Ben her şeyi yapabilirim. Geldi o gün kafa. Çok hoştu. Döndüm. Biraz daha Ankara'da çalıştım. Sonra İstanbul'a taşındım. İstanbul'a taşınmadan önce insan kaynakları sorumlulukları aldım. İnsan bir müdür olarak aldım önce. Sonra İstanbul'a taşındım. Ortak oldum. Bu sefer ortak olarak aldım. Bu benim hayatımda çok güzel bir çerçeve açtı. Şimdi evet serbest muhasebeci maliye müşavir olarak bir sürü teknik bilgi, işte gelişim vesaire ama hani insan kaynakları ve benzeri bir alana böyle biraz kendi kafamı kanalize ediyor olmak beni aslında öbür tarafta da rahatlattı ve bence başarılı kıldı. Daha uzun süre, daha daha fokus bir şekilde, daha odaklı bir şekilde çalışmamı sağladı. Bunları yapmaya başladım. Sonra zaman geçti. 45 yaşıma geldiğimde eşimle dedik ki ya acaba yaş da ilerliyor, şu elimize gelmeden bir yurt dışı daha mı denesek dedim. İnsan kaynaklarıyla birlikte denetim yapıyordum o sırada. Bir deneyelim dedik. İşte Deloitte'un başvurdum. Almanya'da bir fırsat çıktı. Almanya'ya dedim ki ya ben geleyim tamam ama ben Almanca bilmiyorum. Denetim tarafındayım. Artı insan kaynakları yapıyorum. Beni de strateji departmanına almaya çalışıyorlar. Ben dedim nasıl yapacağım yani neyi yapacağım orada? Hayır dediler. Sen bugüne kadar ki yaptıklarınla zaten bir sürü şeye ekspoze olmuşsun. Yani sen kendini öyle görme bu şekilde bakma. Olabilir dedim ve gittim. Gerçekten çok güzel bir deneyim oldu. Hani burada da böyle hani insan hiç bilmediği, görmediği, daha önce yaşamadığı bir ülke, şehir neyse bir denize attım kendimi, öyle diyeyim. Ama şey diye düşündüm, yani bir potansiyel olduğuna inanınca evet ya ben bunu bir yapabilirim, neden yapmayayım ki deyince aslında birçok kapı açılıyor insanın önüne. Ben de hani kendi kariyerim, kendi hayatımı o şekilde gördüm. Sonra liseyi orada yaşadıktan sonra döndüm. Bu sefer Türkiye'de ben 3 seneliğine gitmiştim. Döndükten sonra iş geliştirme ve pazarlama tarafına geldim Deloitte'de. Aynı zamanda denetim de yapacaktım. Bu seneye, bir sene gecikmeli olarak denetime başladım. Oraya geldim. En son olarak da işte risk tarafına, hem denetimde bir geçmişim olması sebebiyle, hem şirkette çok uzun bir süre bulunmuş olmam sebebiyle, şimdi de kalite ve riskten sorumlu ortak olarak hayatımı sürdürüyorum. İcra kurulu komitesi üyesiyim aynı zamanda. İş yaşam dengesi gerçekten kolay olmadı. Dediğim gibi çok yoğun çalıştığım zamanlar oldu. Bir hedef koyarak çalıştığım zamanlar oldu. Ama tüm bunları yaparken kendi kişisel gelişimime zaman ayırmaya çalıştım. Mesela koçluk eğitimi aldım. Ne zaman aldım? Cumartesi, pazar full gittim. Yoğun olmayan bir dönemde 100 saat eğitim aldım. Sadece kendimi geliştirmek için aldım. Kendime şeyler katmak için aldım. İşte spor yapmaya gayret ettim. Başka şeyler yapmaya gayret ettim. Evden güzel destek aldım. Hiçbir zaman hani neden geç bu kadar çok çalıştın, neden bunu yapmadın? Benim eşim de yemek yapmayı çok seviyor bu arada. Hem de ile ortak özelliğimiz herhalde. Dolayısıyla bu da çok rahatlatan şey. Fazla da bir şey yemiyor. Bana da yedirmiyor bu arada. Ama tüm bunlar ya biraz hedefler, biraz başka şeylere kanalize etmek, farklı farklı şeyleri hayatıma katmak bana sürdürülebilir bir kariyer sağladı diye görüyorum bugün geriye doğru bakınca. Çok teşekkür ediyoruz. Ben kadınlar neyse.